Beo Propolis baştan sona sağlığı sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba sevgili izleyiciler. Baştan sona sağlık haberleriyle bugün de yine karşınızdayız. Özellikle pandemi döneminde bağışıklığı arttırmak için bir takım gıda takviyeleri alınıyor. Peki bu gıda takviyeleri vücuda nasıl nüfus ediyor? İşte lipozom tekniği sayesinde bu gıda takviyeleri hücreye direkt ulaşabiliyor. Lipozom teknolojisi bizim hücre zarımızla aynı yapıda olan küreciklerin içerisine hücreye biz hangi etken maddeyi, hangi minerali, hangi vitamini göndermek istiyorsak onu hapsedebildiğim bir teknoloji. Diğer takviyelerden farklı olarak direkt hücre içine teslimat yapıyor. Klasik takviyelerde karşılaşılan en büyük problemlerden biri emilim. Koenzim Q10, D vitamini normalde yağda çözülen moleküller olduğu için bizim bunları yağlı besinlerle tüketmemiz gerekiyor. Yağlı besinlerle tüketmezsek emilim kazanamıyoruz. Ama lipozomda yağlı beslenme, işte diğer vitaminlerle etkileşim veya ilaç kullanımı gibi kaygılar olmadan, açlık tokluk fark etmeden biz bunları bir arada alabildiğimiz için bence çok büyük bir kolaylık. Yani zaten bu pandemi döneminde D vitamini, çinko, C vitamini yani o kadar çok takviye kullanıyoruz ki ya bir de aç mıyım, tok muyum, diğeriyle etkileşir mi gibi kaygılar yaşamamış oluyoruz. Lipozom teknolojisi Avrupa ve Amerika'da çok sık kullanılıyor. Bizim ülkemize pandemi sürecinde geldi. Yani son 1 1,5 yıldır bizde aktif olarak kullanılan bir teknoloji. Zaten çok yeni nesil ve ülkemiz için de gerçekten büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle D vitamini eksikliği çekenler, depolarını doldurmakta güçlük çeken hastalarıma direkt bu teknolojiyi tavsiye ediyorum. Çünkü bu hastalar genellikle kronik rahatsızlığı olan ve emilim sorunu yaşayan hastalar oluyor. Lipozomal teknoloji ile bu sorunun ötesine geçmiş oluyoruz. Lipozom teknolojisiyle hazırlanan takviyeler uzun vadeli de kullanılabiliyor. Çocuklar kullanabilir. Yani 12 yaşından sonra zaten yetişkin dozu. Diğer takviyelerde izlenen dozlamalar lipozom teknolojisinde de aynı şekilde izlenebiliyor. Bir sakıncası yok.